Evet. Şimdi Z kuşağında biraz bu konuda sorun var. Çabuk vazgeçiyorlar. Yani Evet. yoruluyorlar, Evet. hemen vazgeçiyorlar ama vazgeçmeyince ancak başarı Tabii geliyor. ki devamlılık çok önemli. Bir de tabii öngörü, beklenti, yetenek bunlar da bir araya gelince ve azim yani Azim. azim de çok önemli. Çünkü bir yolda ısrarcı olduğunuz zaman eninde sonunda oraya bir şekilde ulaşıyorsunuz yani. Tülin Evet. Hanım ve bununla ilgili binlerce örnek söz konusu. O yüzden gençlerin mutlaka yani şu an şöyle bir anlayış var. Bitireyim hemen işte maaşlı ya da KPSS'ye gireyim, devlete kapatayım tırnak Masal içerisinde. işi Böyle bir bitmiyor. Evet, anlayış. ne yazık ki Şimdi öyle. aslında o kadar çok fırsat var ki bu fırsatlar değerlendirildiği zaman çünkü 21. yüzyıl dünyasında yaşıyoruz. Mesela tarım. Ya yani ülkemiz aslında bir tarım cenneti olabilecek bir ülke. Dünya nüfusu Evet. artıyor. Küresel ısınma sorunları Var. artıyor. Evet. Gıda ihtiyacımız artık hayatsal da boyuta Evet. ulaşacak bir müddet sonra. O noktaya gelecek. Böyle bir ortamda, Evet. Türkiye gibi bir coğrafyada Evet. tarımın yıldız olmaması için ve iş olmaması için hiçbir şey ihtimal göremiyorum. Ki Hollanda mesela, Hollanda önemli biliyorsunuz. Yani bizden çok çok yüz ölçüm olarak çok çok küçük bir ülke. Ama şu an tarım ve hayvancılıkta çok önemli bir potansiyeli sahip ve gelirinin büyük bir kısmını tarım ve hayvancılıktan kazanan bir ülke ki bizim çok rahatlıkla yapmamız gerekiyor. Evet. Bununla ilgili Hiçbir yere giremezsem, yani hiçbir Evet. mühendisliğe giremezsem ziraat mühendisi olurum derseniz bu Evet. iş olmuyor. Evet. Ama son yıllarda özellikle böyle hani popüler insanları bile duyuyoruz. İşte Anadolu'nun bir kentine yerleşip orada işte çiftçilik, işte hayvancılık yapan ya da büyük kentlerdeki işini bırakıp hani sıkıldım artık hayvancılık ve tarımla uğraşan insan sayısında her gün artması bence bir şans ülkemiz için tabii ki. O yüzden bu bölümün desteklenmesi de gerekiyor. Yani eskiden ziraat mühendisi mezunları iş bulamıyorlardı. Ne yapalım? İşte formasyon alıp öğretmen olalım ya da değişik mesleklere yöneliyorlardı. Bence yani şu an hani bir ekonomik sıkıntı da söz konusu dünya genelinde, Türkiye genelinde tam bir fırsat. Yani toprağa geri dönüş diyoruz bunu. Bir de Tülin Hanım gibi teknolojiyle birleştiğiniz zaman çünkü 21. yüzyıl artık çiplerin, ondan sonra işte nanoteknolojinin, Evet. Tarım teknolojinin 4.0 diyoruz ya evet, o tarım kavram. 4.0, endüstri 4.0'dan bahsediyoruz. Bunu teknolojiyle buluşturan, yani toprağı teknolojiden buluşturan, tarımı teknolojiden buluşturan, hayvancılığı teknolojiden buluşturan insanlar için tam bir fırsat bence. Evet. Ki yani biz bile büyük kentlerde çok ihtiyaç duyuyoruz. Yani organik gıdalar değil mi? Evet. Yani bir organik yumurta süte ulaşabilmek için neler çekiyoruz yani? Evet. Tam bir fırsat. Şimdi ben o yüzden Tülin hikayesini çok önemsiyorum. Arkadaşlarımın da o gözle bakacağını düşünüyorum. Bu fırsatı Evet. göreceklerini düşünüyorum. Akıllı tercih de biz bir şeyi araştırmadan asla paylaşmıyoruz biliyorsunuz. Biz inanmadan asla size bir şeyi anlatmıyoruz. O yüzden de 14 yıldır bize itimat ediyorsunuz.